Merhaba arkadaşlar harika bir video ile yine karşınızdayım. Birkaç gün önce söylemiştim Chia oyun kazımı ile ilgili harika bir bilgisayar hazırlayacağımı söylemiştim. Size çok güzel manyak bir bilgisayar hazırladım. AMD Ryzen 9 işlemcili bir bilgisayar hazırladım. Harika bir bilgisayar. Hard disklerimiz burada. M.2 SSD'miz burada. Toplamda 7000 megabit hız veren M.2 SSD'm bütün işimizi fazlasıyla kolaylaştıracak. Böyle genel bir göstermek istiyorum. Harika bir sistem olduğunu düşünüyorum. İnşallah Rabbim sizlere de nasip eder. Bu sistemin içerisinde neler var hemen onlardan bahsedeyim. Tam 7 fanlı bir kasamız var arkadaşlar. Bu kasa harika bir kasa. Genişliğine şöyle bakarsanız ortalama bir karıştan e, birazcık daha fazla yani 25 santim falan. 25 santim falan genişliği. Ön tarafındaki yerlerinde 2 e, tane USB 3.0 bir tane USB 2.0 çıkışı var. Arka tarafı zaten harika. E ana kartı şimdi söyleyeceğim. Anakartı internet üzerinden araştırıp port çıkışlarına bakabilirsiniz. İçerisi de aynı bu şekilde gözüküyor. Tabii ki sıvı soğutma kullandık. Sıvı soğutma biliyorsunuz artık en önemli şeylerden bir tanesi. İşimizi fazlasıyla iyi görüyor. Ekran kartı bölümünde ise e, GeForce'un RTX 2060'ını kullandık. Anakartta B550 MSI anakartımız var. Sıvı soğutmada Aurora 240'ı kullandım. Yine güç power'umuzda her kullandık. 850 wattlık bir güç power'ı. Aynı zamanda işlemci olarak da PCI Express 4.0'ı destekleyen 3. nesil bir AMD 2 işlemci kullandık. Sistemin şu an içerisinde çalışan hali hazırda bir tane M.2 SSD'm var. 500 GB'lık bir M.2 SSD. Yine Samsung'un ve Samsung'un M.2 SSD'si olan son çıkardığı ürün 7000 megabit saniye okuma yazma sürelerine gelen bir ürün bu. O ürünle birlikte asıl pilot işlemlerini yapacağız. Alt tarafta hemen iki tane 20'şer terabayttan 40 terabayt HDD'm var. Diğer HDD'lerin hepsi yolda arkadaşlar. İnşallah çok güzel, büyük, devasa bir sistem kuracağız. İlk hedefimiz 1 petabayt. 1 petabaytın üstüne de çıkacağız. 5 petabayt, 10 petabayta doğru gideceğiz. Tabi bunu birlikte yapacağız. Takıldığınız tüm soruları, tüm sıkıntıları Telegram kanalından herkes birbirleriyle yardımlaşarak cevaplıyorlar. Siz de takıldığınız her şeyi oradan sorabilirsiniz. Ee, yine ekranda Asus'un ekranını kullandık, biliyorsunuz 240 Hz bir ekran. Tabii bunu ben ekstra oyunlar falan e, oynamak için kullanacağım veya grafik sürücüsünde başka şeyler yaparken biraz mola verirken falan kullanmayı planlıyorum. Dediğim gibi işlemci kendi soğutmasıyla birlikte geliyor aslında. Ama ben bu soğutmayı kullanmadım. Bu soğutma yerine sıvı soğutma aldım. Hem RGB çok daha güzel. Kumandayla istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel modları var. Kafanıza göre değiştiriyorsunuz. Bu arada neredeyse bütün RGB sistemin Kumandaları ikisi de birbirine uyuyor. Güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sistemin içerisinde şu an 32 GB'lık bir RAM var. Ama bu RAM'i en az 64 GB'a çıkartacağım. Hatta eğer ilerleyen zamanlarda bütçem olursa bu RAM'i 128'e kadar çıkartacağım. İşlemci ve anakartım destekliyor. Bakalım bize neler vaat edecek? Kaç günde pilotlama yapacak? Bu pilotlamalar bize ne kazandıracak? Hepsinin sorusunu kanalımda cevaplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Takıldığınız tüm sorulara Telegram kanalımdaki grup dan arkadaşlar birbirleriyle yardımlaşarak çözüyorlar. Ben de elimden geldiği kadar, vakit bulduğum kadar sorularına cevap veriyorum. Twitter'dan anlık paylaşımlar yapıyorum ve şunu da söyleyeyim, TikTok'tan da paylaşımlar yapmaya başladım. TikTok'tan e, TikTok'a özel paylaşımlar yapıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Linklerini hemen açıklama kısmına koyacağım. Tekrardan neler aldığımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu sistemin içerisinde toplamda 1 petabaytlık bir sistem olacak. Sistemin anakartından başlamak istiyorum. Anakartı MSI B 550 Rocket diye bir anakartı 5100 GHz işlemci hızını destekliyor. PCI Express 4.0 destekli. Hemen şurada dipnot düşmek istiyorum. Eğer bunu kullanacaksanız arkadaşlar bu SSD'yi kullanmak istiyorsanız PCI Express 4.0 destekli bir anakartınız olması gerekiyor. Aksi takdirde aldığınız zaman hızını yarı yarıya kullanamayacaksınız. Unutmayın. Sistemin ekran kartında ise yine Asus'un Nvidia e, RTX 2060 Super 8 GB'lık bir ekran kartı var. 2 tane Kingston'un 16 şarj GB'lık RAM'i var. Sıvı soğutmamız var toplamda kasamızda ekran kartı ve sıvı soğutmayı da sayarsak tamı tamına 12 tane fanla bu sistemi çok rahat ferah bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum. Tabii yaz ayları gelmeye başladı. Yazın ne olacak bilmiyorum. Ve 850 watt bir tane power'um var arkadaşlar. Yani gücümün hepsini neredeyse bu cihazdan kullanıyorum. Ve bu cihazda enerji tasarruf modu da var arkadaşlar. Bütün sisteme 850 watt fazlasıyla yetiyor. AMD işlemcim var. 3. nesil bir işlemci. AMD'nin biliyorsunuz ilk çıkardığı 9 sayılı bir işlemci. Bu işlemcide şu an 12 çekirdek var. Sanal olarak da 20 tane diye biliyorum ama yine de siz internetten tekrardan bakın. Sıvı soğutmamda Aurora 240 o da RGB aydınlatmalı. Sistemin hepsi tamamıyla hepsi tek bir kumandadan RGB aydınlatması yönetilebiliyor. Ekranımda Asus'un ROG serisi harika bir ekran arkadaşlar. Bu ekranı bilen bilir şöyle göstereyim ufak da olsa bir e, hani ekranı anlarsınız yani. Buraya bir ışık falan da vuruyor harika bir ışık vuruyor. Şu an ekran takılı değil o yüzden gösteremiyorum. Sistemim genel olarak bu şekilde. Sistemde yaptığım pilotlama işlemlerini veya farklı çalışmalarını hepsini YouTube'dan paylaşacağım. Diğer hesaplarımdan da paylaşacağım. Tekrar hatırlatacağım. Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.